Evet hanımlar, geldik kritiğe ama onun öncesinde başvuru adreslerimizi hemen hatırlatalım. www.kanald.com.tr adresinden WhatsApp hattımız 0539 570 3707 nolu. WhatsApp hattından bize yazın lütfen, size 7 gün içerisinde döneceğiz. Siz de gelin bizimle yarışın istiyoruz. Bu zevki, keyfi siz de bizimle yaşayın inşallah. Evet, hemen ilk konuma geçmek istiyorum. Şimdi Cuma günü biliyorsunuz Aysun ve Rabia kuraya kaldılar bilezikler için. Hı hı. Aysun ısrarla kuraya gidelim derken Rabia muallakta kaldı, arada kaldı. Çekimser kaldı sanki, böyle bir hani iki bilezik, iki bilezik kabul edelim der gibi bir durum oldu. Şimdi Rabia'nın bu tavrı hem gelinler hem kayınvalideler tarafından eleştiri almış. Gelin neler yaşanmış hep birlikte izleyelim. Ben Aysun'un gerçekten temiz niyetli olduğunu, iyi kalpli olduğunu anladım. Ne? Yani ilk geldiğim günden beri Yasemin beni arkada doldurmuş. Ben sana ön yargıyla geldim, Yasemin'in beni doldurmalarına geldim ama bundan sonra bitti. Rabia'cığım, ben de senin Cuma günü bilezikleri alırken gerçek yüzünü gördüm. Aysun sana acıdı orada. Kura'yı seçmekle o kadar iyilik yaptık ki size. Tamam. İki bileziğe yetinecekti ya, 10 bilezik ama kazandı. Diğer bir teşekkür diğer, beklerim diğer yani. Hanımlar ya, farkında mısınız? Kura'yı ben çektim. Evet, benim adım burada hiç geçmiyor. Ben de dedim ki Rabia kazanmasını isterim. Evet. Ama ben bir baktım Rabia Aysun'a yanaştı. Pişman oldum ya. Ben ne görüyorum biliyor musunuz? Ne görüyorsunuz? Yani Rabia bayağı bir ezilmiş, büzülmüş iki bilezik için. Ben burada ne görüyorum biliyor musun? Gözü doymayan bir Aysun görüyorum. Ne alakası var gözü doymamakla? Doymuyor Aysun, Rabia'nın doymuyor. Rabia'nın doyuyor mu? Hiçbir şeye doymuyor Aysun. Yapmayın lütfen. Rabia. Aslanım evet, sağ olun. Hedef bana sen... söz hakkı verdiğiniz için öncelikle. Estağfurullah. Şimdi takdir edersiniz ki iki dişli rakip var ve gerçekten sıkı mücadele etti, kuraya kaldı. Ben şunu istedim aslında. Aysun'la ikişer bilezik alalım. Mevzu aslında bilezik almak da değildi. Bana kalsa 10 bileziği bir sonraki haftaya yine devrettirirdim. Orada Aysun'a sen de emek verdin, 2 bilezik sen al. Ben de emek verdim, 2 bilezik ben alayım. Gerçekten iyi olan bir sonraki hafta 16 bileziği taksın koluna de istedim yani. Yoksa yani şu 2 bileziği alsak ne, almasak ne demesinler. Ciddi bir bilezik bu. 2 bilezik dahi olsa... Yani kim kusura bakmayın da bir haftada iki burma bilezik takıyor. Ben Aysun da nasiplensin, ben de nasipleneyim. Gerçekten emek verdik. İkimizin de eline ikişer bilezik geçsin. En iyi olan da bir sonraki hafta 16 bileziği taksın istedim. Çünkü kendime güveniyorum. Hani ciddi anlamda emek sarf ediyorsam 16 bileziği takarım dedim. Şimdi Aysun, Rabia'ya sen daha yakın davranıyorsun. Evet. Ama kayınvaliden daha ters. En sert eleştiren kişi oldunuz Nurten Hanım. Evet. Evet. Neden? Aslı Hanım şöyle, ben Rabia'nın o gün gözlerini gördüm. Aysun'a bakışlarını gördüm. Ne vardı gördüm. Gözünde? Hani şöyle, ikişer bileziği alalım o anlamda. Hı hı. İkişer bileziği alalım. Geldi ellerini yani istişare yaklaştı, yapacaklar. Evet, gayet net hatırlıyorum evet. ben evet. de. Ama Aysun da, ben de, bana da sordu sağ olsun. Kuraya kalın, iki bilezik. Ne senin için hani çok bir şey ifade eder, ne senin için dedim. Burada kura'da kimin hakkıysa, kime kısmetse o çıksın dedim. Yani ben kura'dan yanaydım ama sen hayır. Sen üzüldün. Siz bilirsiniz. Sen hayır. Nasıl istersen bakın ben olsun. Tamam. Ben iyice kura. Düşünün ikiniz. Validelerinize de sorun arz ederseniz. Ben anneme de sordum. Benim kura fikrim de kura olmasından yana. Yani tamam, o zaman son kararı verin ikiniz. Peki kura. Tamam. Kura mı diyorsun Aysun? Kura. İkişer taneyi ne yapacaksınız? Ya birinize ya haftaya birinize. Haftaya devrediyor ama. Haftaya devrediyor. Alacağımız kura olsun, yok. Alırsınız belki. Hı. Bir ikincisi, ben de Aysun'a hayret ediyorum. Neden? Yani ne ya? Sen Rabia bir hafta daha bilezik kazansın. Gör bak Rabia bu Rabia olacak mı?
Haklıymışsın anne diyeceksin, gene beni haklı bulacaksın. Anneciğim. Lütfen, burada biz rakibiz. Rakiplerin evet. Bu kadar birbiriyle samimi olmasını ben doğru bulmuyorum. Hı. Neden? Şimdi ona verdiğin puana üzülürsün. Onun size verdiği düşük puana üzülürsün. Kırılırsın, gücenirsin. Ama senin rakibindir, hakkını sonuna kadar ararsın. Böyle bir şey yok. Şimdi... Evet, sen Rabia'nın yaşadıklarından dolayı merhametli yaklaştın. Evet, evet. Ben senin niyetini biliyorum ama tamam, geldi, geri döndü. Kurada da bilezikler çıktı, hayırlı uğurlu olsun. Ama tamam, bitti. O senin rakibin. Şimdi bana bunu başkası söylese derim ki ya sen ne diyorsun, ben herkese eşit mesafedeyim. Evet. Kimseyle bir samimiyetim yok derim. Evet. Ama sen dışarıda biz seninle 7-24 birlikteyiz. Evet. Program haricinde. Tamam. Benim kime karşı ekstra bir samimiyetim var? Bu mutfakta ben rakibim zaten. Ben yaptığım yemeğe güveniyorum. Ben başka hiçbir şeye güvenmiyorum. Ayrıca bizim kuraya kalmamızı, aynı puan almamızı sağlayan da sizsiniz. Şimdi bana kalkıp ne bu merhamet, hayır, ne bu acıma duygusu mesele diyemezsin. Hayır. Hayır anne. Mesele yanlış. Değil. Mesele ben de diyorum ki senin rakibinse o zaman sen de benim gibi diyeceksin. Şimdi sen iki bileziğe evet. Hayır abi, ben cevap sen vereceğim. İki bileziğe yani ne diyeyim, ben buna tamam dedin ama ben kurayı seçtim. Sana çıktı, hayırlı uğurlu olsun. Ben sana üzülüyorum da senin adına çok sevindim de. Hayır. Ama şunu da söyleyeyim o zaman. Bakayım söyle. Buna ne diyeceksin. Benim bu mutfakta kurada kaybetme rekorum var. İnanabiliyor musunuz? Yok, kırmıştık bu tabuyu. Hayır ve ben tüm kalbimle söylüyorum. O yüzden kuraya gitmek istedim. Bu mutfakta geçen hafta yaşadıklarına o kadar üzüldüm ha, ki. Rakibim de olsa hemcinsim, bir kadın. Asla istemem üzülmesini. Yarış başka, o başka. Sen empati kuruyorsun. Ben yemeğimle yaparım, alırım zaten yine. Bilerek kuraya gittim ki hı-hı, Rabia kazansın. Aa, yani Rabia'ya kaçtın. Bağıştın öyle mi? Kazanacağımdan evet, eminim. Yani evet, bunu Aysun içeride de söyleyince bir şaşırdım. 17 kere kurada kaybettim dedi. Evet. Ona rağmen, evet, ona rağmen böyle bir Rabia'ya gitsin bir tavrı vardı ama... Bu tavır acıyaraktı Rabia. Aysun sana acıdığı için şimdi, o bileziği acıyım. Dur tek tek empati yap. Bir müsaade edin şimdi bana. Evet, farz edelim kuraya kalmasaydık, Aysun bir puan benden üstte olsaydı, Aysun bana acıdığı için bilezikleri bana mı takacaktı? Hayır. Değil. Aysun bir puanla bile, sizin verdiğiniz bir puanla bile öne geçmiş ve bilezikleri koluna takmış olacak. Evet. Ben neden 2-2 paylaşalım istedim? Onun da ciddi anlamda emek verdiğinin farkındayım. Ben de aynı şekilde emek veriyorum. İkimiz de nasibimizi alalım. İyi olan bir sonraki hafta 16 bileziği kazansın. Bence olması gereken buydu. Bakın evet, istediğiniz kura bana yaradı. Ben hani aza kanaat etmeyen çoğu bulamaz derler ya aslanım. 2-2 aza kanaat ederim. Daha iyi bir mücadele gösteririm. 16 bileziği takarım bir sonraki hafta dedim. İnanın Aysun'un da çünkü öyle bir mücadele vereceğini biliyordum yani. Bir hafta önce benimle samimiydin ve arkada neler neler diyordun. Ya, neler neler diyordun arkada. Bak beni burada konuşturma. Yok, sonra bana diyorsun ki ortalığı karıştırdın şu bu. Onu dediğin halde sustum ben. Ama hani elimde sağlam deliller var. Ona rağmen sen şimdi söylesene, bir haftada ne oldu? Ne oldu? Evet, gerçekten söylemem lazım ki o zaman burada Aysun'un gözü açılsın. Yani ben burada sana üzülüyordum. Şu an Aysun'a üzülmeye başladım. Ne delili? Hemen Yasemin ne demek istiyorsun? Hani ben bunu ne önce bir yani? Yönetmenimle konuşacağım. Aslı Hanım'la konuşacağım. Ondan sonra ağzımı yani açacağım. Neden bahsediyorsun Allah hani, aşkına? Gerçekten ben burada sana diyordum ki hayır Aslı şey Aysun Rabia'yı etkilemeye çalışıyor falan diyordum ama bu olay tam tersiymiş. Burada saf olan sen değil Aysun'muş. Ben şu an onu ne fark duydun, ediyorum. Ne duydun, söyle. Onu önce bir Aslı Hanım'la, yönetmenimle konuşayım Yasemin, ondan sonra. Yine ortalığı karıştırmaya çalışıyorsun. Aysun sakın buna mahal verme. Gerçekten ben bu kadar iddialı konuşuyorum. Hem Aslı Hanım'la hem bak, yönetmenimle Yasemin, konuşacağım diyorum. Bugünkü olayda da dediler ki aslında sen gittikten sonra Nurten teyze ile Aysun arkanızdan böyle böyle dedi gibi bir yanlış haberse bak delilim ne olur, var diyorum karıştırma. Elimde. Delilim var elimde diyorum. Delil. Ne delili, evet ne ya. Delili var ya? Kimse zan altında kalmasın. Evet. Aynen öyle. Lütfen çıkışta benimle konuş. Tabii ki Aslı. Yönetmenimle de konuş. Kesinlikle. Tabii ki. Bizimle konuş bakalım. Tamam. Ver kanıtları da. Tamam Aslı Hanım. Yarın da yayınlayacağım.
Sen Rabia'nın senin arkandan konuştuğunu düşünüyor musun gerçekten? Aslanım bakın, benim gerçekten içimde hiçbir zaman kötülük olmadı. Yani hiç demedim ki, bakın annem de burada. Rabia benimle ilgili konuşmuştur, şu konuşmuştur, İlgilenmez bu konuşmuştur. İlgilenmiyorum da. Aklından geçmedi böyle geçmedi, bir şey. Geçmedi, gerçekten İlgilenmez. Geçmedi. Düşünmedim, düşünmüyorum da. Ha konuşa da bilir, ilgilenmiyorum da. Çünkü ben kendimden mesulüm. Yemeklerimden, aldığım puanlardan, taktığım bileziklerden sorumluyum. Benim bu mutfaktaki tek olayım bu. Gelirim, yaparım işimi, giderim. Yasemin'in yarın bize getireceği kanıtları çok merak ediyorum. Ben de merak ediyorum. Ve bir dakika, ve şu an bu konuya bir virgül atıyorum, evet. Tamam mı? Yeni gelinim Nur'a geçmek istiyorum. Şimdi Nur, evlilik teklifini izledik ve parmağındaki evet tek taşın çok konuşuldu gerçekten. Odada tek taş muhabbeti dönerken kayınvalidenin yaptığı açıklama odada bambaşka bir etki yaratmış. Kayınvalideler şok olmuşlar, şaşırmışlar. Gelinler ilk defa duyacaksınız bu açıklamayı. Hazır mı bandımız? İzleyelim. Güzel bir detay var. O parmağındaki taş ne öyle? İki sene beklemenin vermiş olduğu bir ödül mü diyeyim artık? Bence de bayağı ödül gibi duruyor çünkü. Teşekkür ederim hayatım. Peki Nur, bir şey soracağım sana. 2 yıl bekletmiş ya nişanlın seni evlilik için. Nişanlanmak için. Nişanlanmak için, affedersin. Bu 2 yıl süre içinde ne hazırlığı yaptı, ne aldı, ne yaptı? Baksana işte, görmüyor musun? Hayatım, taş için para biriktirmiş resmen 2 yıl. Bir tek taşla mı evleniliyor sanki Aysun sen de? Versin, bayılın. Tek taşımın fiyatı kızlar şu an 155.000 TL. Ay inanmıyorum. Güzel canım, o kadar yerde. Kocaman olursa çocuk ne yapsın, ancak yetti parası. Gözümü aldı uzaktan yani. Oğlunuz 2 yıl bu tek taşı almak için mi bekletmiş Nur'u? Siz o tek taşın fiyatını biliyor musunuz? Tam 155.000 TL. Bu 2 yılda 155.000 lirayı toparlayamamış mı oğlunuz? Bizim daha önce büyük bir travma geçirdik bu tek taş yüzünden. Oğlum nişanlanmak üzereyken bir tek taş olayımız var. Aldık tek taşını. Hayır. Başkasıyla. Tabii ki. Olabilir. Nişandan döndü. Bir evlilik teklifi yapacaktı. Tek taşımızı aldık. Yine büyük. Fakat kızın ablası beğenmedi. Bunu mu takacak kız kardeşim dedi. Oğlum da çok bozuldu ve derhal attı o yüzüğü. Nur ne kadar istemese de oğlum emin olmak istedi. Ve daha büyüğünü aldı çünkü hak etti. Bu daha önce nişanlandı oğlunuz. Nişanlanmadı, evlilik teklifi. Evlilik teklifi ederken bir taşla, bir yüzükle evlilik teklifi etti. Edecekti. Sonra edecek miydi, etti edemedi, mi? Edemedi. Edemedi mi, etti mi? Edemedi. Bu tek taş alındı, evet. Evlilik teklifi yapılacaktı. Kızın ablası yüzüğü görmek istedi. Yüzüğü kızın ablası görmek istiyor. Aynen öyle. Çok etkili. Benim kızım da götürmüş yüzüğü göstermiş ve ablası yüzüğü beğenmemiş. Ablasını ne? Pardon, kim götürdü yüzüğü gösterdi? Görümce. Benim kızım yani, görümcesi. Görümce götürüyor. Evet. Evet, bu yüzüğü aldı, bununla evlenme teklif edecek dedi. Aynen. Baldız'a. Baldız'ı beğenmemiş. Oğlum da tabii ki o anda çok bozuldu ve o yüzük takılamadan olay bitti. Yani bir evlilik teklifi de olmadı aslında. Ama Nur'a daha büyüğünü... O yüzden zaten beklemesini istedi. Hak ettiği için taktı. Ona en başta söylemen gerekiyordu dedim. Hak ettiğinden dolayı dedi ya. Ben çünkü öyle zannediyordum. Ben bu durumu biliyordum. Yani sohbetimiz esnasında kayınvaliden bahsetmişti. Böyle böyle bir durumla karşı karşıya kalmıştık. Ben de geçmiştir, olmuştur, bitmiştir dedim. Tabii. Ama bunu ekran karşısında herkesin duyabileceği bir şekilde söyleyeceğini tahmin etmemiştim. Her ne olursa olsun Alihan benim nişanlım, senin de annen. Oh. Benim suratıma bakmayı bırakıyorum. Alihan'ın suratına dönünce nasıl bakacaksın? Kızım sen bunları biliyordun. Bir dakika, olay nereye geldi ya?
Benim nişanlımın geçmişi yalnızca beni ilgilendirir. Kayınvalidem şu anda beni kurtlar sofrasına attı. Niye? Sen burayı ne sanıyorsun bütün, ya? Bütün herkes şu anda belki günler sonra, belki haftalar sonra bunu konuşacak. Bundan çok daha önemlisini söylemek istiyorum size. Ben beni çok sevdiğini, beni çok saydığını düşünüyordum ve gerçekten hak ettiğimi düşündüğü için ben böyle bir yüzüğü bana aldığını düşünüyordum. Ama ben yalan. Burada söyledim yani hak ettiğini de söyledim. En başta söyledim. Bunun en baştayla en sonla alakası yok. Önce konu anlatılır, ondan sonra neden büyüğü sana takıldığı için. Çünkü bütün kayınvalideler inanamadı. Çok uzun bir zaman bekledim. Evet. Hatta artırayım, bu yüzük alındı. Parmağıma denendi. Evet. Yeri alındı. Evlenme teklifi organizasyonu için ben bekledim. Ne kadar da kötüymüş. Arada geliyorum, takıyorum, bakıyorum. Neden? Çünkü şov yapacağız. Neden? O işte muhteşem evlenme teklifi var ya, işte öyle olmuyor. Eşlerinizin geçmişiyle ilgili böyle bir hikaye duymak, daha doğrusu seni en iyisine layık olduğun için bekletiyoruz yalanını burada öğrenmek beni biliyorum dedin. Kesinlikle yalan değil bu. Ben en iyisini alacaklarını düşündüğüm için, travmaları olduğunu düşündüğüm için değil. Aysun ağzını kapatamıyor kız şoktan. Ay gerçekten ya. Olay nereden nereye döndü? Bir şey diyeceğim aslanım, özür dileyerek. Evet, gerçekten ya. Şimdi eşlerimizin ya da nişanlının mutlaka bir geçmişi olmuştur bak. Kabul. Bu kadar abartmaya ya da kayınvalidenin söylediği bu ufacık şeyi bu kadar büyütmeye hiç gerek yok. Bravo, gayet Rabia. Güzel bir nişan yapmışsınız, güzel bir evlilik teklifi. Sen her şeyin en iyisine layıksın diye bekletmişler. Bunu dramatize etme lütfen gerçekten. Bunu kesinlikle dramatize etmiyorum. Çok özür dilerim. Dramatize etmiyorum. Her biriniz aşıksınız. Her birini seviyorsunuz. Kendinizi bir saniye benim yerime koyun. Ben iyisini hak ediyorum. Belki hak etmiyorum. Alihan için hak ediyorsam eğer bir çaputa da ben varım. Ama sadece kendisini tedavi etmek için bunu yapıyorsa ben yokum. Ya Nur, son cümleni baştan sona konuşuyorsun, farkında mısın? Anneciğim lütfen. Anneciğim lütfen. Bak, bunun tedavisi bir şey olacak bir şey değil zaten. Geçmiş geçmişte kalmıştır. Ayrıca bu konuyla ilgili sen zaten detaylı bilgilendirildin. Senden hiçbir şey de gizlenmedi. Evet. Sen şimdi bunun neresine kızdın? Ben bugün burada sizin travmalarınızın üzeri örtülsün, iyileştirilsin diye olduğunu öğrendim çünkü. Hiç Allah'ım ya. Nur lütfen sakin ol. Abartma. Nur. Nurcan. Yani çok duygusal davranıyorsun. Senin alayan hassas noktan olabilir. Benim de hassas noktam. Demek ki benim daha çok hassas noktammış. Ne yapıyorsun yani, değer vermişler. Sana bu kadar pahalı, özel yüzük, bir şey takmışlar. Aslanım diğer yüzük takılmadı bunu, bile. Bırak bunu bırak. Altın, düz alyans göremeyen gelinler var kızım. Biliyorum aslanım, inanın fazlasında gözüm yok benim. Ama ben durumun bu şekilde cereyan etmesini kaldıramıyorum, hazmedemiyorum sadece. Ben tekrar soruyorum kendisine. Alihan'a bunun açıklamasını nasıl yapacaksın? Gayet de güzel yaparım. Neden? O benim oğlum. Buradan yapar mısın? Alihan'cığım, burada bana bu soru soruldu. Hangi kamera? Yani açıklayın bana, sorulan soruya da doğru cevap verme gereği duydum. Evet. Bundan da doğal bir şey yok herhalde. Evet. Buradan yapın ki bu açıklamayı. Şimdi takılmamış bir yüzüğün zaten bu muhabbeti bile olmaması geçmişte gerekir. Evet. Sadece öyle dile getirildi, sorulduğu için cevap takılamamış verildi. Çünkü görümce namzetli hanımefendi beğenmemiş tek taşın. Benim gibi bir kaynana ne böyle bir tek taş gördü, ne bir alyans gördü hayatında. Ben özenmişim de bunu oğluma aldırmışım. Sana değer vermişim ki. Sana bunu layık görmüşüm ki. Peki travma nedir? Kusura bakma, tamam iki sene beklemiş olabilirsin. Böyle bir şeyin bedeli de iki senedir. Sana eğer o yüzük yapılmışsa sen layık olduğun için o yapılmış. Aynen bir öyle. Bir öncekine özür dileyerek söylüyorum. Bir öncekine o küçücük yapılmışsa da o ona layıktır. Tamam mı? Sen bununla mutlu ol. Kayınvaliden bana bu yüzüğü layık gördü. Eşim de kendine beni layık gördü. Sen aynen niye öyle. Bu şekilde lanse ediyorsun? Sen gayet güzel ve o 155 bin liralık yüzeye layık bir gelinsin. Evet. O yüzden o yüzük senin parmağında. Evet, güzel. Teşekkür ederim Rabia. Ay. Nur, bak canım benim. Güzel kızım. Senin nabzın hakikaten yüksek. Belki hani ilk defa belki böyle bir ortamdasın, heyecanlısın. Seni anlıyorum. Yok aslanım. Hani anlamaya da çalışıyorum. Ne olur bir nefes al. Bak sen eğitimli bir kızsın.
Kayınvalidenin sesi titredi bak sana açıklama yaparken. Her şeyden önce senin kayınvaliden olduğunu üzmeyelim. Unutma lütfen. Bu konuyu lütfen burada bir kapatalım bence. Daha fazla ileri boyuta gitmesi. Evet, evet aslanım lütfen. Biz bir son tadımız var. Bir soluklanalım. Aynur Hanım son tadımı yapacak. Evet değerli izleyenler. Şimdi biz son tadıma gidiyoruz. Aynur Hanım hazır mısın? Hazırım. Son tadımda bakalım neler bizi bekliyor olacak. Yasemin tabağını bulabilecek mi? Hadi bakalım son tadımdayız.